Saatler 13'ü gösteriyor. Ulusal kanalda gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Bu dilimde bir değerli konuğumuz bizlerle birlikte Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Korkmazcan gün ortasında konuğumuz. Sayın Korkmazcan hoş geldiniz efendim gün ortasına. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz efendim. Gündem yoğun. Bir tarafta Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşananlar. Tabii ki Doğu Akdeniz Türkiye'nin gündeminde yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli bir seçim var. HDP konusu Türkiye'nin gündemindeki yerini de koruyor. HDP ile ilgili daha başlayalım. Şimdi siz HDP'nin kapatılmasına yönelik tartışmayı, bununla ilgili atılan adımları Türkiye'nin gündemine soktunuz aslında. Bir yandan da bu süreçte operasyonlar devam ediyor. Adli süreçler de devam ederken bir bakıyoruz Ayhan Bilgen'den, eski MYK üyesi HDP'den, Altantan'dan ard arda açıklamalar gelmeye başladı. HDP bir yol ayrımına mı giriyor? Böyle başlayalım. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP ile ilgili konuların Azerbaycan'daki kendi topraklarını kurtarma operasyonuyla Doğu Akdeniz'deki gelişmelerden Kıbrıs olaylarına kadar bütün olayların bir bütün halinde değerlendirilmesi gerektiğini öncelikle belirtmem lazım. Yani bu sahalarda yaşadığımız bütün olaylar mutlaka Türkiye'ye karşı oluşturulmuş bir fesat merkezinin Türkiye'ye bugünkü yansımaları olarak değerlendirilmeli. Aksi halde her birine ayrı ayrı baktığımız zaman anlamsız gibi görünecek şeylerin anlam kazanması gerektiğini ve onların özel olarak değerlendirilmesi gerektiği gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Şimdi her gün gündemi bütünüyle kaplayan çok küçük olaylarla karşı karşıyaymışız gibi bir atmosfer yaratılıyor. Ama bu olayların hepsinin birbiriyle bağlantısı olduğu ortada. Esas olan bu bütünlüğü temel alarak bizim analizlerimizi ve projelerimizi geliştirebilmemiz, karşı koyma reflekslerimizi güçlendirebilmemiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1950'li yıllardan sonra içine girdiği siyasi atmosferin değiştiğini, değişmek zorunda olduğunu bütün gelişmeler, özellikle 1980 sonrası gelişmeler ortaya koymuştur. Ama buna karşı bu değişimin yapılamaması konusundaki faaliyetler de en az 1950'lerdeki, 63'teki, 1971'deki, 80'deki askeri müdahaleler yoluyla gösterildiği kadar başka yollarla da desteklendiğini görüyoruz. Günümüzde bunun aktüel süreci şudur. Türkiye'de sürekli kargaşalıklar çıkararak buna yaratıcı yıkıcılık projesi diyorlar. Bunu uygulayan bir takım çevreler var. Şimdi o çevrelerin projeleri ışığında olayları değerlendirdiğimiz zaman hiçbir şey sürpriz değil. HDP konusunda bu konunun son zamanlarda gündeme taşınmasının sebebi, en önemli sebebi PKK'nın ve PKK'nın tayin ederek, PKK'nın Kandil'de belirleyerek rol verdiği bir takım siyasetçilerin birlikteliğinin çok açığa çıkmış olması. Daha önce bir takım çevreler HDP'yi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde faaliyet gösteren bir siyasi parti olarak değerlendiriyorlardı. Halbuki HDP hiçbir zaman bir siyasi parti olmamıştır. Bir terör örgütünün sözcüsü, personel oluşturucusu, personel eğiticisi ve terör örgütüne yönelecek her türlü yasal tedbirlerin önünde bir kalkan olarak, bir onu koruyucu örgüt olarak
gerçekleştirilmiştir. Aynı irade tarafından. Üstelik PKK herhangi bir ülkenin içinde çıkmış herhangi bir suç örgütü değildir. PKK doğrudan doğruya Türkiye'yi işgal altında tutmak isteyen ve bunu değişik süreçlerde açıkça ortaya koyan emperyalist çevrelerin oluşturduğu bir kuruluştur. Aynen DAEŞ gibi, aynen Afganistan'daki Taliban gibi, aynen El-Kaide örgütü gibi oluşturulmuş, dışarıdan oluşturulmuş bir kurumdur. Yani Türkiye'nin şartlarından, Türkiye'deki bir takım sosyal problemlerden doğmuş bir örgüt değildir. PKK'nın bu özelliğini önce bir yere not edeceksiniz. Yani PKK adeta FETÖ örgütünün bugün açığa çıktığı gibi bir silahlı harekatta bulunan ve ülkelerin, değişik ülkelerin, bölgemizdeki değişik ülkelerin istikrarını bozmak amacıyla kullanılan bir suç örgütüdür. HDP de onun uzantısı, onun koruyucusu, perdeleyicisi konumundadır. Bu konuyu çok açık bir şekilde ortaya koyan olay, geçen sene başlayan Diyarbakır analarının siyasi eylemleridir. Onlar ne diyorlar? Bizim 12 yaşındaki, 14 yaşındaki çocuklarımız bu kapıdan girdiler veya bu kapıya İstanbul'dan, üniversiteden, çalıştıkları yerlerden alındılar, buraya getirdiler. Buradan adeta cepheye uğurlanan bir veya herhangi bir turistik geziye çıkan kafileler gibi gönderildiler. PKK'ya Kandil'e teslim edildiler. Biz çocuğumuzu burada istiyoruz, gece gündüz nöbet tutuyoruz diyorlar. Bu gerçek ortadayken ha HDP'yi bir siyasi parti gibi değerlendirmek, efendim bu parti şu kadar oy almıştır vesaire gibi konularla HDP'nin kapatılmasının önüne mazeretler üretmek tam bir görev ihanetidir. Bunu çok açık tespit edelim. Bu konuda üzerinde sorumluluk olup da bunu yerine getirmeyenler daha önceleri gaflet ediyorlar, küçük hesaplar yapıyorlar vesaire diyebilirdik. Ama bu noktadan sonra artık HDP kapatılmasın, onun kapatılmasının şu siyasi sonuçları olur, bu da işte demokrasimize fayda getirmez gibi mazeret ifade edenler doğrudan doğruya görevlerini yapmamaktadırlar. Görevlerine dönmeye çağırdığımız kurumların başında Cumhuriyet Başsavcısı gelmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Çünkü siyasi partilerle ilgili kamu yararına ve kamu hukukuna, anayasaya, kanunlara aykırı bir durum meydana geldiği zaman ve özellikle bir siyasi partinin terör faaliyetlerinin odağı konumuna geldiği hakkında bu kadar güçlü, açık deliller bulunduğu zaman Cumhuriyet Savcısının en önemli görevi bu partinin kapatılması için faaliyete geçmektir. Çünkü bu siyasi parti sahnede bulunduğu müddetçe, kapatılmadığı sürece evvela demokrasimizin bir ciddi nitelik kazanması imkanı yoktur. Yani içinde bir takım silahlı insanların, silahlı terör örgütünün sözcülerinin dolaştığı bir meclis olabilir mi? Yani orası milletin kayıtsız şartsız iradesini temsil eden bir kurumdur. Bu kurumun içinde ellerindeki silahlarla, kaleşinkoflarla, ondan daha etkili tehdit araçlarıyla dolaşan birileri varken milletin iradesini, oradaki milletvekilleri açık bir şekilde ortaya koyabilirler mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi HDP bulunduğu müddetçe tehdit altındadır. En basitinden Türkiye Büyük Millet Meclisi çok milli konularda oy birliğiyle karar alamamaktadır. Bu önemli bir eksikliktir. Mesela Azerbaycan Ermenistan tarafından saldırıya uğradığında Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle bunu kınayan bir karar alamamıştır. Aynı şekilde Avrupa Birliği Türkiye aleyhine toplanıp Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın tezlerini Türkiye'yi mavi vatandan
dışlamak isteyen tezlerini benimser bir tavır aldığı zaman, Türkiye'yi bir takım yaptırımlarla tehdit ettiği zaman ilk cevabın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olması lazım. İlk cevabın oy birliğiyle meclisten çıkması lazım. Bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Hayır. Niye? Çünkü HDP buna mani oluyor. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumu sırasında anayasal bir takım siyasi partilere tanınmış haklar vardır. Bu hakları siz terör örgütüne bebekleri katleden, okullara saldırılar yapan ve en önemlisi doğrudan doğruya dünya mazlum halklarını tehdit eden araçlardan biri konumuna gelmiş bir örgütü siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve belediyelerde siyasi parti olmanın imtiyazlarından yararlandırmaya devam ediyorsunuz. Yani teröriste kanat takıyorsunuz. Sadece silahıyla değil, ona bir de siyasi kanat takıyorsunuz. Böyle bir duruma uzun süre tahammül edilemez. Biz nasıl bir çağrıda bulunmuşsak, bu çağrıyı artık doğrudan doğruya HDP'nin içinden çıkan bir takım insanlar söyler hale geldi. Yani Kars eski belediye başkanının yaptığı açıklamalar, eski HDP yönetim kurullarında görev almış bir milletvekilinin yaptığı açıklamalar bizim yaptığımız açıklamaların tam paralelindedir. Ve bunlar içeriden yapılmış, yaşayarak yapılmış. Belki de burada iyi niyetle bu siyasi parti terörle arasına mesafe koyabilir. Bizim de buna bir katkımız olabilir diye o partide yer almış olanlar bile umutlarını kesmiş olarak artık orada bir siyasi parti olmadığını, onun düpedüz bir terör örgütü olduğunu ilan eder konuma gelmişler. Burada yapılacak iş derhal partinin kapatılması doğrultusunda harekete geçmektir. Birinci sorumlu Cumhuriyet Başsavcısı dedim. İkinci sorumlu da anayasanın ve siyasi partiler kanununun 100. maddesine göre görevlendirilmiş olan mecliste grubu bulunan siyasi partilerdir. Doğru ki Vatan Partisi 4 kez başvuruda bulunmuştu bundan önceki evet. süreçte. Ama diğer partilerden bununla ilgili bir başvuru en azından bilmiyoruz. Sadece açıklamalar olmadı. Geldi ama evet olmadı. Ama Vatan Partisi'nin 4 kez kapatılmasına dair başvurusu olduğunu keza sizin Sayın Korkmazcan işte biz günlerce konuştuk. HDP'nin kapatılması yönelik bir imza kampanyası başlattınız. Ve biraz önce belirttiniz aslında Diyarbakır annelerinin evlat nöbetindeki aileler aslında her şeyi en iyi onlar biliyor. Bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın gözüne gözüne soktular, açıkladılar. Her şeyin farkında olanlar. HDP'nin Kandil'e bağının nasıl olduğunu, çocuklarının nasıl kaçırıldığını günlerce kez, binlerce defa anlatmaya çalıştılar. Dünyanın gündemine oturdu diyebiliriz. Ama bir bakıyorsunuz işte İsveç'te Dışişleri Bakanı geliyor. Türkiye'ye Suriye'den çekilin diyebiliyor PKK'ya desteğini sürdürenler. Bir yandan Ermenistan'da nasıl teröristlerle işbirliği yaptığını yine görüyoruz. Teröristlerin oraya nasıl taşındığını o bölgeye. İşte daha geçtiğimiz hafta değil mi Hatay'da başlayan ve birçok bölgeye yayılan orman yangınları da PKK'nın nasıl kan kaybettiğini, nasıl eridiğini ki birkaç ay önce de Suriye'de görmüştük bu yangınları. Hepsini görüyoruz. Oradaki süreçte belli ki bir yol ayrımı da var, itirazlar var. Aslında bu HDP yöneticilerin açıklamaları da bunu gösteriyor ama şimdi şunu sormak istiyorum. Peki kapatılma sürecine evrilecek mi yakın bir zamanda? Siz nasıl okuyorsunuz bunu? Ve yeni bir parti süreci mi oluşacak? Böyle efendim, bir beklenti mi var? HDP'nin... boşalttığı arazide biz bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünenler olabilir. Veya HDP ile iyi geçinirsek, onların yöneticilerine kol kanat gerersek suç örgütü içerisindeki belki o kanatla bir iktidar oluşumunda dayanışma içerisinde, ittifak içinde olabiliriz diye düşünenler var. Bu yanlıştır.
içinde bulunduğumuz süreçte artık bunun imkanı kalmamıştır. Aynı şekilde HDP'nin için pardon iktidar partisinin içinde de bazı kesimler bu partinin kapatılması gibi bir sorumluluğu biz alırsak HDP'ye oy vermiş seçmenlerin ileride sempatilerini tamamen kaybederiz gibi bir davranış içindeler. Bu yanlıştır. Şu anda bölgedeki bizim haberleşmelerimizden aldığımız hava şudur. 1984 yılından beri silahlı tehdit altında sürekli korku içinde yaşayan halk HDP'nin hendeklere gömülmesinden ve artık gönüllü devşirememesinden dolayı adeta yeni bir özgürlük iklimine kavuşmuşlardı. Bunu asla kaybetmek istemeyeceklerdir. HDP'nin 6 milyon oyu var, edebiyatı tamamen bu kargaşa çıkarmak isteyen çevrelerin kullandığı bir argümandır. O da bakın yerli bir argüman değildir. Kim söylüyor 6 milyon oyu HDP seçmeninin veya Abdullah Öcalan'ın talimatıyla şuraya veya buraya kanalize olacağını? Bu bizim Kürt etnik kimliğinden gelen seçmen vatandaşlarımıza da hakarettir. Onlar işte daha önce içlerinde HDP'ye oy vermiş olan insanlar bulunan Diyarbakır annelerinin çıkışıyla yerle bir oldu o anlayış. Bakın HDP kapatılmamalı, onun oyu var, o bir siyasi parti, bunu siyasi denklemlerde hesap etmemiz gerekir diyenler düpedüz anayasaya, kanunlara açıkça meydan okumaktadırlar, terörle işbirliği yapmaktadırlar. Bugün tartıştığımız bir Anayasa Mahkemesi üyesinin tweet'i var. O Anayasa Mahkemesi üyesi ne diyor? Demirtaş'ın tutukluluğunun kaldırılması konusundaki muhalefet şerhinde Anayasa Mahkemesi'nin aldığı red kararına itiraz ederken onun arkasında diyor 5 milyon oy var. Hem de rakamıyla sayıyor. Demek ki her yerde bu argüman karşımıza çıkıyor. Bir, HDP'lilere zarar vermemek lazım. Hukuk işletilmemeli. Anayasa ne derse desin. Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı olup olmadığı bir tarafa, bütün dünyada, bütün dünya demokrasilerinde terörizmle demokrasi ve siyasi faaliyet yan yana gelmez ilkesi ortadayken buna itiraz edenlerin hepsi aynı merkezin argümanlarını kullanmış oluyorlar. Bu IŞİD olayında da ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi üyesi olan bir kişi, bir kişinin, yargılanmakta olan bir kişinin tutukluluğunun devam edip etmemesi konusundaki gerekçesini onun partisine ve partisinin aldığı oya dayandırıyor. Bu şimdi 4-5 yıl önce oldu galiba bu karar alınalı. Bu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcülerinden de aynı şekilde ortaya çıkıyor. Efendim 6 milyon oy alan bir parti kapatılır mı diyor. Bu şimdi AKP'nin içinde hala varlıklarını sürdüren bir takım kalıntı siyasetçilerin FETÖ törtü, çözüm süreci tortusu ve oradan ayrılıp da ilk soluğu Diyarbakır'da alan yeni kurulan partilerin başkanlarının söylemleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylemi ve Yunanistan'dakilerin söylemleriyle hepsi bir araya geliyor. Diyorlar ki burada bir parti var, onun aldığı oy var. Ondan dolayı parti kapatılması siyaseten doğru değildir. Peki hukuken doğru mudur? Hani siz hak, hukuk, adalet diyorsunuz. Hatta bugün bir hukuk doçenti bir şey söyledi. Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır dedi. Evet, bağlayıcıdır. Ama Anayasa Mahkemesi yerel mahkemeye amuda kalk dese ona da mı amuda kalkacak? Yani yerel mahkeme üyeleri amuda mı kalkacak? Yerel mahkeme üyeleri doğru yanlış bir kararı aldıklarında değerlendirirler. Değerlendirmelerini yapmışlar, reddetmişler. Operasyonlara bile Sayın Korkmazcan niye 6 yıl sonra yaptılar dediler. Yangınlarla ilgili açıklama gelmeyen kesimler oldu. Yani bunlar da ortada.
Evet, işte bütün bunlarda HDP'nin bir fonksiyonu oluyor. HDP'nin. Ayrıca şu anda cezaevlerinde bulunan, yargılanan bir kısmı müebbet hapis cezası almış olan FETÖ mensupları bütün bunlarla birleştiriliyor. Yani bu anlayışlar onlar arasındaki birliği sağlıyor. Bu birliği zaten biz biliyoruz. Bunun dışarıdan yönetilen bir operasyon olduğunu, birbiriyle bağlantılı olduğunu, FETÖ ile PKK eylemlerinin iç içe olduğunu biliyoruz. Bu yavaş yavaş da ortaya çıkıyor. İşte FETÖ zihniyetine yakın bir takım kişilerin PKK olayları geldiğinde de nasıl oraya sahip çıktıklarını görüyoruz. Aynı şekilde PKK'lıların da PKK tarafından yönlendirilen bir takım aydın, efendim sivil toplum önderi vesairenin de HDP'ye nasıl sahip çıktığını görüyoruz. Demek ki bunlar aynı merkezden yönlendiriliyorlar. Türkiye'nin artık bütün bunları, bütün bu ayak bağlarını, prangaları bir an önce kırması lazım. Asla HDP'nin kapatılmasından dolayı Türk siyasi hayatında hiçbir denge değişmez. O zamana kadar, zaten seçimlere kadar bu vatandaşlara bu meselelerin anlatılabilmesi lazım. Yanlış düşünen, yanlış oy veren vatandaş varsa gidip onları ikna edeceksiniz. Siyasetçinin görevi bu. Yoksa siz suçluluğu, terörle iç içeliği bu kadar açığa çıkmış kişilerin aracılığıyla iktidar inşa edeceğiz diye uğraşırsanız sadece ve sadece Türkiye'deki yaratıcı yıkıcılık yapanlara hizmet etmiş olursunuz. Evet. Bu çok ciddi bir gaflettir. Şimdi bizim anayasamızda bu konularda çok kesin hükümler vardır. İşte Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar hükmü. Bunun uygulamada değişik süreçler içerisinde uygulamasına bakmak lazım. Mesela Anayasa Mahkemesi hiçbir zaman aldığı kararı gerekçesiz yayınlayamaz. Bu da anayasa hükmü. Ben hatırlamıyorum. Gerekçesi tamamlanmış, ondan sonra yayınlanmış Anayasa Mahkemesi kararında pek hatırlamıyorum. Neredeyse tamamı Anayasa Mahkemesi tarafından önce karar açıklanır, sonra gerekçesini bekleriz biz. Meclisteki yasama faaliyetleriyle ilgili anayasa konularında bile gerekçe sonradan gelir. Meclis bekler. Yani bir kanun iptal edilmiş, boşluk doğmuş, yenisini yapacak. Nasıl yapsın? O kararı veren Anayasa Mahkemesi'nin gerekçelerini dikkate alarak yapması lazım meclisin. Bu gelmez. O zaman kimse dönüp de efendim Anayasa Mahkemesi anayasanın hükümleri yerine getirilmedi. Bu işte hukuka saldırıdır falan diye edebiyat yapmıyor. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi bu son kararında, Berberoğlu kararında da bir karar almış. Yerel mahkemede bunu kendi yargı kararına karşı bir hukuksuz davranış olarak görmüş. Hakimler arasında bir hiyerarşi yoktur. Bir sulh hukuk hakimi de hakimdir. Anayasa Mahkemesi üyesi de bir hakimdir. Başka bir alt üst askerlikteki gibi onbaşıdan orgenerale kadar bir hiyerarşisi yoktur. Yargının. Ama yargı bulunduğu yerde kanunlara, anayasaya, tüzüklere, mevzuata uygun vicdani kararıyla hüküm verir. Şimdi bu hüküm yanlış olabilir. Kasıtlı da olabilir. Onunla ilgili işlemleri sonra yaparsınız. Ama Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi kalkıp da bizim kararımızı bunlar dinlemediler. Biz de burada ışıkları yakarız gibi bir kere hukukçunun en önemli özelliği açık ve net olarak söyleyeceğini söylemektir. Peki Sayın Asla Korkmaz Can, sözünüzü kestim ama böyle bir tweet'e gerek var mıydı sizce? Türkiye'nin gündemine oturdu, sonra sosyal medyasını kapadı, sonra yeniden açtı, tweet'i sildi. Gerek var mıydı? Hayır, ima etmedim diyor. Samimi mi sizce? Sonrasında AYM'nin ilk açıklaması vardı. Bir AYM üyesinin tweet'i, sosyal medya paylaşımı AYM'yi bağlamaz dedi.
İşte olağanüstü toplantı sonrası bir açıklama gelmedi. Ne yapmak istendi? Şimdi burada ben olayı bir bütünlük içinde görmeye çalışıyorum. Bir anayasa mahkemesi üyesi imalı, fotoğraflı, bisikletli mesajlar falan vermez. Burada birinci ihtimal bu kişinin anayasa mahkemesi üyeliği gibi yüce bir yargıçlık yeteneğine sahip olmadığı ve bizim Anadolu'da bir tabir vardır, zevzek bir adam olduğu gibi değerlendirmeler yapılabilir kişisel olarak. Ama aynı kişinin geçmişte verdiği kararlar, beraber olduğu çevreler ve şu anda içinde bulunduğu, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar dikkate alınırsa bu öyle masum bir özür dilemekle geçiştirilecek olay değildir. Burada bence Türkiye'deki bazı kişiler hayatın doğal akışına uygun olmayan davranışlar gösteriyorlarsa onlara bu davranışı yaptıran bir güç vardır. Kendiliğinden olmaz bunlar. Bu tweet atılmışsa birileri attırmıştır. Telkin ederek, onu ikna ederek veya onu zorlayarak. Nedir Oralara arkadaki bakın. güç? Biraz bahsedelim mi? Arkadaki güç şudur. Arkadaki güç şudur. Bugün Türkiye'de 100 binden fazla insan terörle bağlantılı olarak kamu hizmetlerinden çıkarıldı. Bir kısmı yargılanıyor. Bir kısım kurumlar kapatıldı. Türkiye olağanüstü hal sisteminin yürüdüğü ve daha da ötesi gerçek anlamda küresel savaşın, bu çağımızdaki küresel savaşın en ön cephesinde hedef alınmış ülkelerden birisi. Evet. Böyle bir ülkede herkesin attığı adıma dikkat etmesi gerekir. Bunu yapamıyorsa demek ki böyle davranacak yetenekten ve böyle davranacak akıl düzeyinden, bilinç düzeyinden yoksunluk vardır ortada. O yoksunluktaki bir kişi de Anayasa Mahkemesi'nde zaten görev yapamaz. Böyle değil de bile bile onu bu davranışa iten bir güç varsa onun amacı vardır. Ne olabilir diye sordunuz. Bence yaratıcı yıkıcılık teorisinin ortaya atıldığı günden beri mesela durup dururken bir siyasi partinin genel başkanı erken seçime gidelim diyor. Ama erken seçime gidelim derken bunu erken seçimin Türkiye ihtiyacı yok. Türkiye'de erken seçim ihtiyacı yok. Sayın Böyle bir Korkmazcan, evet ihtiyacı kültür de yok yok. ama Sayın Korkmazcan neden biz 2 ayda bir erken seçimi konuşuyoruz? Neden Türkiye'nin gündemine hayır erken seçim gündemimizde yok açıklaması gelse de illaki getiriliyor? Neden böyle bir çaba var? Tamam, şimdi ben bu tweetle onlara bağlamaya Peki. çalışıyorum zaten. Bu tweet niye atıldı? Yani bir koskoca Anayasa Mahkemesi üyesi böyle bir çocukça şey yapar mı? Bırakın onu, yaptığı bir işin 2 saat sonra özrünü diler mi? O özür yetmeyince başka bir takla atar mı? Böyle bir şey olur mu? Bu doğal hayatın doğal akışına uygun olmayan diye bir hukuki terim vardır. Hukuk literatüründe hayatın doğal akışına uygun değil. Öyleyse bir başka sebep aramak lazım. Erken seçim isteyen bir siyasi parti lideri seçim yapılmayacak çünkü ülkemiz bir beka sorunuyla karşı karşıya ve biz bir sistem kurduk. Bu sistemin asıl amacı zaten ikide bir seçim yapılması, koalisyon hükümeti kurulması vesaireyi önlemek idi. Onu yapacağız. 3 yıl daha zamanımız var diyor. Gidip onlardan yardım istiyor ana muhalefet partisi. Ana muhalefet yok ya şimdi. Yani meclisteki en çok üyesi bulunan partinin lideri gidiyor. Açık açık bunu söyleyen kişiden sen himmet et de bir erken seçime gidelim diyor. Ya. Bu da hayatın doğal akışına uygun mu? Yani Bahçeli'yi muhatap bile kabul etmeyen çoğu zaman bir parti gidip ondan
onun açıkça fikrini belli ettiği bir zamanda oy dilenerek, yani kendisinin başka partilere milletvekili paketleyip milletvekili sunduğu gibi sen de paketlen, grubunla beraber gel bize bir erken seçim yolu aç der mi? Demez. Bu da hayatın akışına uygun değil. Bir büyükşehir belediye başkanı Patrikhane'den seçim şeyine başlar mı? Yani İstanbul'da herhangi bir, diyelim ki Anadolu'dan gelmiş Gümüşhaneliler Derneği'ne gitseniz en az 200 bin seçmen vardır. Üsküplüler Derneği'ne gitseniz 50 bin seçmen vardır. Oraları ziyaret edersiniz. Ama 200 nüfuslu bir cemaatin liderine giderek seçime başlanır mı? Bu hayatın doğal akışına uygun mu? Veya ta seçim atmosferinde, seçim süreci içerisinde Türkiye'nin İstanbul'un mahallelerini bırakıp da Kıbrıs'a gidilir mi? Kıbrıs'ta yes be annem diyenlerin öncüsü Mustafa Akıncı'nın yanına gidilir mi? Bu doğal mı yani? Veya bir fırsat çıkınca 600 amatör tiyatronun içinde PKK'nın propaganda aracı olarak kurulmuş bir şeye sahne tahsis edilir mi? Edilmez. Hayatın doğal akışına uygun olmayan bir şeyi biri yapıyorsa ona birileri bunu yaptırıyor demektir. Burada da bu tweet birileri tarafından attırılmış olabilir. Bu araştırılmalıdır. Bu birileri de muhtemelen hapishanedeki çözülmeye başlayan yasaların verdiği imkanla itirafçı olmak isteyen, hani HDP'nin içinden bugünlerde çıkıp HDP'yi Kandil idare ediyor diyenler var ya, onlar gibi bir takım şeyler çıkmaya başlar. Onların önünü kesmek için güç bizde. Yani biz Anayasa Mahkemesiyiz. Sizi mahkum bile etseler, yani Enis Berberoğlu gibi veya Can Dündar gibi mahkum bile etseler, siz bize başvurabilirsiniz. Yani bireysel haklarımız yargılanma sürecinde zorlandı. Bireysel haklarımıza tecavüz edildi. Onun için bizi kurtarın diyebilirsiniz. Bak, biz sizi kurtarmaya burada hazırız. Biz yetmezsek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Dik durun, moralli durun demektir bu bir bakıma. Hani Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yapıyor? Ermenistan saldırgan, işgalci, terörist bir devlet olan Ermenistan, iki devlet arasında, daha doğrusu bir devletin kendi topraklarındaki işgalcileri çıkarmak için yürüttüğü operasyon için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Ermenistan başvuruyor. Ya. Bu başvuruyu olumlu karşılıyor. Sanki toprakları işgale uğrayan ve bir takım köylerinde bebeklerden yaşlar kadar herkesin öldürüldüğü yerde o insan hakları işgali, insan hakları ihlali değildi onlar. Kendini savunan halkın yaptığı bir şeymiş gibi karar alıyorlar. Yani bunların hepsi hukukla ilgisi olmayan, hukuku aynen teröristlerin silahı gibi kullanan kurumlardır ve bu ortaya çıkmaktadır. Bizim Anayasa Mahkemesi'nin yapısının değiştirilmesi, o her zaman tartışılabilecek bir konudur. Gündeme de getirilebilir. Bunun bir kısmı anayasayla yapılacak şeydir ama bir kısmı yasalarla da yapılabilir. Yani Anayasa Mahkemesi üyelerinin şu andaki görev sürelerini değiştirebilirsiniz. Sayın Erdoğan'ın da gündemindeydi, evet. Evet, uzatabilirsiniz, kısaltabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi'nin aslında anayasa değişiklikle yapılması gereken şeylerden birisi yüce divan sıfatıyla yargılama yapmasıdır. Ben bunu hep itiraz ettim. Çünkü orada yargıç olmayan kişiler de görev alabiliyor. Yani Anayasa Mahkemesi'nin özelliği dolayısıyla yasama faaliyetlerini, yani kanunları, kanun hükmünde kararnameleri, meclis iş tüzüğünü incelemek, onların anayasaya uygunluğunu denetlemek görevi olduğu için daha önce bu bireysel başvuru hakkı da yoktu. Anayasa Mahkemesi bu görevleri yaparken değişik kesimlerden gelen, yargıç olmayan, hukukçu olmayan kişiler de bulunuyor.
Bu doğaldır. Fransa'da da böyle, diğer bazı ülkelerdeki Anayasa Mahkemesi adıyla anılma dahi o görevi yapanlara yapan ülkelerde var. Ama hiçbir kişiyi hukuk nosyonu olmayan, hukuk eğitimi almamış bir kişi ceza hukukçusu olarak yargılayamamalı. Çağdaş devlet anlayışına bu uymaz. Hukukun üstünlüğü prensibine de uymaz. Onun için bu Yüce Divan konusu ya Yargıtay Genel Kurulu'na veya Yargıtay'ın özel bir dairesine verilebilir, verilmelidir. Evet, peki. Anayasanın 90. maddesi de bizim ülkemize Avrupa Birliği tarafından bir adli kapitülasyon olarak sokulmuştur. Yani İttihat ve Terakki liderlerinin ortadan kaldırdığı kapitülasyon yargı yoluyla ve anlaşmalar yoluyla Türkiye Anayasası'na sokulmuştur. Anlaşmaların anayasadan üstün olduğu tezi, halbuki Avrupa Birliği'nin üyesi ülkelerin birçoğunda böyle bir hüküm yok. O da anayasadan temizlenmelidir. Biz bu kapitülasyon hakkını tanıdığınız zaman diğer alanlardaki ticaret, ekonomi, Türkiye'nin ürettiği mallara karşı rekabette vesairede bütün son sözü eğer Avrupa Birliği ülkelerinin yargısı söyleyecekse zaten kapitülasyonu her alana tanımışsınız demektir. Yarın bizim mavi vatan mücadelemizde de oralardan bir karar alırlar. Efendim o karar bizim anayasamıza da dayanarak bunun icra edilmesini isterler. Türkiye'de anlaşmalar anayasadan önde gelmiş haliyle Türkiye'nin kayıtsız şartsız milletin egemenliği hakim olan bir sistem olmasından çıkar. Yani evet. bu vesileyle yani anayasada da düzeltmeler yapılabilir. Hiç kimse efendim mecliste iktidarın o konuda çoğunluğu yok böyle bir şey olmaz falan demesin. İhtiyaç olduğu zaman millet onu herkese yaptırır. Oy vermek zorunda kalırlar. 1991 Sayın yılında. Sayın Korkmazcan, toparlayıp diğer başlığa geçelim mi? Çünkü süremizin de sonuna geliyoruz. Kıbrıs konusu da var. Tamam. Şimdi anayasa konusunda 1991 yılında bizim 1987'den sonra başlattığımız Türk Parlamenterler Birliği'nin başlattığı bir inisiyatif vardı. 91'e kadar hiçbir adım atılamadı. 91'de ben Anavatan Partisi'nin, o zaman muhalefetteydi Anavatan Partisi, grubunda dedim ki bu anayasa değişikliklerini yapma hepimizin görevidir. Biz muhalefet partisiyiz ama bunu yapmamız lazım. İşte sivil toplum kuruluşlarıyla Türk Parlamenterler Birliği'nin hazırladığı 27 maddelik bir anayasa ıslah paketi var. Önce bunu ele alalım. Değişik tartışmalardan sonra 95 yılına kadar bu 27 madde değişti. Yani bir muhalefet partisi dahi çıkıp buna öncülük edebilir. İktidar partisi hazırlasın makul anayasa değişiklikleri, ona uymayacak partilere vatandaş dersini verir. Onun için yani aksak bir takım hususlar varsa bu aksaklıkları giderme konusunda herhangi bir milletvekili dahi inisiyatif kullanabilir, kullanmalıdır. Meclisteki dengelere şuna buna bakmamalıdır. Aynı şekilde HDP'nin kapatılması zaruret ise harekete geçilmelidir. Bunun sonucu ne olur? Hesapları yapılmamalıdır. O hesaplar millet zaten yapar bunu. Biz Güneydoğu Anadolu bölgesindeki halkımızla dayanışma içinde bir daha onların adına eli silahlı, başkalarının askeri ve uşağı olmuş emperyalizmin emrindeki güçlerin söz söylemesini istemiyoruz. O bölgenin halkı kendilerinin Amerikan askerleri tarafından temsil edilmesini istemiyor. Bu sese kulak verilmeli. Peki. Bakalım süreç nasıl işleyecek? Yeni bir oluşum mu olacak? AYM üyesinden bir istifa gelir mi? Bunu da merak ediyoruz. Süreci de merak ediyoruz ama bir yandan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde önemli bir haftaya girdik. Pazar günü seçim var. İlk tur sona erdi. İkinci tur var. Mevcut Cumhurbaşkanı federasyon savunmasında olan Sayın Mustafa Akıncı ve tabii ki ki devlet önerisinde olan milli bir duruş sergileyen mevcut Başbakan Sayın Ersin Tatar yarışacaklar.
Şimdi bu iki başlık üzerinden mi gidecek yoksa başka etkenler mi var? Sayın Akıncı gelirse ne olur? Sayın Tatar gelirse nasıl bir Kıbrıs manzarası olur? Toparlarsanız çok seviniriz çünkü önemli açıklamalar yapacağınıza inanıyoruz. Kıbrıs olayı Türklük dünyasının bir numaralı meselesidir. Geçmişte İkinci Dünya Savaşı sonrası artık kendilerini yeniden güçlü hisseden emperyalist çevreler, biliyorsunuz, Türklüğe ilk saldırıyı EOKA'yı oluşturarak Kıbrıs Türklüğü üzerinden yapmışlardı. Demek ki en eski gündeme öncelikle taşınan konumuz Kıbrıs konusu, Kıbrıs Türklüğünün varlığı konusudur. 1955'ten sonra EOKA çeteleri, emperyalizmin bir aracı olan asla Kıbrıslı Rumların ve onları destekleyen Yunanlıların ve Yunan kilisesinin de dostu olmayan bu gruplar, bu insanlık dışı gruplar, bebek, yaşlı, kadın, asker, hakim, üniversiteli, öğrenci falan demeden bir terör faaliyetine başladılar. Bu 1974 yılına kadar sürdü. Hani vakit kısa olduğu için Evet. geçelim. 74'te bunların bakın Çok önemli Yunanistan'da zaman, çok önemli tarihler. Yunanistan'la Kıbrıs'ı birleştirmek amacıyla darbe yaptılar, Samson darbesi. O zaman Yunan kilisesinin önemli temsilcilerinden biri, Patrikhane'nin iki numaralı hiyerarşik yapısındaki Makarios'u bile öldürmeye kalkıştılar. Demek ki EOKA doğrudan doğruya emperyalizme bağlı bir güçtü. Yunanlıların veya Kıbrıs Rumların haklarını savunmuyordu. O emperyalizmin haklarını savunuyor. Emperyalizm ne istiyor bu bölgede? Kıbrıs'ı bir barış adası olsun istemiyor. Kıbrıs onların buradaki yapacakları kargaşalıklarda bir köprübaşı görevi yapsın istiyor. İşte bizim güney sınırlarımızda bir PKK hükümetçiyi kurarak, Ermenistan'da bir taşnak Terör örgütü. kalıntısı terör grubu oluşturarak orayı terörist devlet haline getirerek. Maalesef EOKA zihniyeti Yunanistan'ı bugün ele geçirmiş durumda. Güney Kıbrıs'ı ele geçirmiş durumda. Onların etkinliklerini yapıyorlar. Şimdi buna karşı tek direnç noktası bizim Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan soydaşlarımızın iradesidir. Pazar günü bu iradeyi gösterecekler. Bu uğurda oy vermeden önce internette bilgiler var. Fazıl Küçük kimdir, ne yapmıştır? Rauf Denktaş kimdir, ne yapmıştır? Bir baksınlar. Onlar Kıbrıslıları, Kıbrıs hükümetini, Avrupa Birliği'ni, Yunanistan'ı karşılarında bir güç olarak, yenilmez bir güç olarak görmesinler. Kıbrıs'taki bugün Cumhurbaşkanlığı yapan Anastasiadis 1998 yılında Kıbrıs'ın milletvekili olarak Avrupa Akdeniz Parlamentosu'na gelmişti. Ben orada Türk Parlamento heyetinin başkanı olarak onların bir teklifini asla bildirilere koydurmadım. Nasıl yaptık bunu? Şu gerekçeyle. Kıbrıs'ta iki tane parlamento var. Kuzey Kıbrıs Türk parlamenterleri de gelip imzalamadıkça Güney Kıbrıs'ın getirdiği önergeler işleme konulamaz dedim. Koyamadılar. Ondan sonra Anastasiadis Avrupa Parlamentosu'nun merdivenlerinde bildiri dağıtmak zorunda kaldı. Türkler bizim hakkımızı yedi diye. Bu kadar basittir bu iş. Kararlı durursanız her şey biter. Siz kararlı durun. Bugün gelmiş sabahleyin Ulusal Kanal'da gördüm bir otel zincirinin sahibi. Evet, Maraş'taydı. Ben Türk bayrağının gölgesinde bu görevi yapacağım diyor. Hepsi yapmak Verilsin durumdadırlar. dedi. Aklı İzledim. başında, aklı başında bir Rum, aklı başında bir Yunanlı Türk düşmanı olamaz. Bu akılsızlıktır. İstanbul'un fethedildiğinde Yunan Patrikhane'nin başındaki kişi
Fatih'in ayaklarına kapandı. Yeni tacını almak için Fatih onu ayağa kaldırdı. Hiçbir dinin temsilcisi padişahın, kralın veya dünya gücünün önünde eğilmez dedi. Onları yani bugün çok ortodoksuz vesaireyiz diyorlar ya, çok dindar. Onların papalarını ilk defa ayağa kaldıran Türklerdir. Kaç defa Yunanistan'da bu Bizans'tan giden yöneticiler zor durumda kaldığında onlara yardım eden gene Türkler olmuştur. Aç kaldıkları zaman buradan biz yemekler taşımışız Yunan'ın karşı sahillerimize, Ege'nin karşı sahillerine. Yani Türk milleti kapısı çalındığı zaman bir misafir geliyor, buna ne ikram edeyim diye bakar. Ama emperyalizm onları maalesef kılları çalındığı zaman hemen ellerine silah alıp kaç kişiyi keselim, kaç tanesini doğrayalım refleksine itiyor. Bundan uyansınlar. Bunları uyandırmak da... gördük. Rum tarafından provokasyonlar vardı. Ortalığı yaktılar, yıktılar. Görmüşsünüzdür haberlerimizde de Sayın Korkmazcan. Evet. Birinci tur seçimlerinin ardından yine taşkınlıklar yapıldı. Bakın 1974 çıkartmasından sonra bir tek kişi öldü siyasi sebeplerle. Güney Kıbrıslı bir densiz göndere tırmanarak Türk bayrağını yerinden indirmek istedi. Hasan Kondakçı Paşa'nın verdiği emirle o direkten düşürüldü. Yani yaptığı işin bayrağı indirmeye kalkışmanın cezası verildi. Bunun dışında siyasi sebeple ölmüş kimse yok. Demek ki biz hem Rum kesimine hem Türk kesimine barış getirmişiz. Bir göbek bağı gibi taze su bağlantısı oldu. Kıbrıs artık tamamen insani yönden, ekonomik yönden ve hayat çıkarları yönünden Türkiye ile yan yana olmak durumundadır. Bunda bakınız, barış olursa yani iki eşit devletin, komşu devletin barışı şeklinde olursa Kıbrıs'ın yıldızı parlayacaktır. Bu sorumluluk da, yani diyelim ki ben Rum dostlarımı seviyorum, komşularımı seviyorum diyen birileri varsa onların iradesine tabi olarak değil, Türk iradesini hakim kılarak onlara dostluk edebilir. Aksi halde işte her gün onun bunun elinde oyuncak olan bir devlet. Ve sandığa giderek pazar günü. Bu daha da beter olur. Onun için ben Kıbrıslı soydaşlarımızın beni bir eski Kıbrıs manevi mücahidi olarak kabul etsinler. 1974'te o çıkartma kararını alan mecliste bulundum. Rauf Denktaş'la her aşamada onların hapiste olduğu dönemler dahil bağlantılarımı sürdürdük. Türkiye'den birileri bugün muhalefetin Cumhurbaşkanları aylarından birisi olarak gösterilen Abdullah Gül'ün, Rauf Denktaş'ın Türkiye'de ne işi var, gitsin kendi çöplüğünde konuşsun dediği günlerde de biz onlara karşı çıkmıştık. Bu Abdullah Gül zihniyetiyle, işte onlara tabi olanların zihniyetiyle Kıbrıs'a barış gelmez ve Kıbrıs'ta komşuluk ilişkileri de oluşturulamaz. Buradaki tarihi sorumluluk şimdi Fazıl Küçükler'in, Rauf Denktaş'ların, mücahitlerin ve Türkiye'den gitmiş olan şehitlerimizin emaneti oy sandığında Güney Kıbrıslı Kuzey Kıbrıslı seçmen Türklerin nedir? Bu anlayışla oylarını kullanmalarını temenni ediyorum. Takip ediyoruz. Tabii ki canlı yayınlarımızda da aktaracağız seçimleri. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Korkmazcan. Süremizin sonuna geldik. Çok önemli katkılar sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyoruz size de. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hasan Korkmazcan bizlerle birlikte oldu. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Efendim.
Efendim mutlu günler. Bugün 15 Ekim günlerden Perşembe, saatleri 12.30'u gösteriyor. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınıyla gün ortasıyla sizlerle birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri sizlere aktaracağız. Azerbaycan-Ermenistan sınırına gidelim. İşgalci Ermenistan, Azerbaycan'da yine siviller hedef almaya devam ediyor. Dün 600'den fazla top attı. Yine siviller hedefteydi. Birçok yerleşim yerine hedef alıyor. Paşinyan'dan Reuters'a bir açıklama geldi. Ermenistan ordusunun ağır darbe aldığını söyledi ve geri çekildiğini söyledi. Ve tabii ki yine gündeminde Türkiye vardı. Türkiye'yi hedef aldı sevgili izleyiciler. AYM üyesi Engin Yıldırım'ın ışıklar yanıyor tweet'i ardından darbe iddiaları, tartışmaları devam ediyor. Hükümetten ve siyasi parti liderlerinden tepkiler gelirken AYM'den kişisel bir tweet'tir açıklaması geldi üyeyle ilgili ve sonrasında AYM'nin bir toplantısı oldu. Olağanüstü toplantı 3,5 saat sürdü ama ardından bir açıklama gelmedi. Dün AK Parti grup toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısına konuştu. Erdoğan'ın gündeminde de AYM, Türk Tabipler Birliği ve tabii ki dış politika gündemiyle birlikte Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşananlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sonrasında Rus lider Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Yunanistan'dan gelen iddialar var. Bunlara da bakacağız ve terör operasyonları devam ediyor. Hepsini gün ortasına aktaracağız sevgili izleyiciler. Gün ortası başlasın. Terör operasyonlarıyla başlıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak, Siirt, Van, Hakkari'de Yıldırım 13 Besler Dereler operasyonu başlatıldı. Operasyona 2512 personel katılıyor. Hemen haberin detaylarına bakıyoruz. PKK'ya yönelik operasyonlar genişletildi. Şırnak, Siirt, Van, Hakkari illerinde Yıldırım 3 Besler Dereler operasyonu başlatıldı. Operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2512 personel katılıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ve 13 Temmuz'da başlatılan terör operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 124 terörist etkisiz hale getirildi. 53 işbirlikçi yakalandı, 190 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Yurt içinde ve dışında yapılan operasyonlarda 13 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Malatya'daki PKK operasyonunda ise 15 kişiden 11'i tutuklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakan Soylu açıklamasında içimiz soğumadı. Katledenlere de hesap sorulacak ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı da Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik operasyon yapıldığını duyurdu. PKK'lı 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. MIT'in istihbaratıyla PKK'ya büyük bir darbe indirildi. Irak Sincar'daki sözde üst düzey sorumlulardan Fuat Zengin etkisiz hale getirildi. Terörist Zengin'in PKK'nın Sincar'daki silahlı tüm faaliyetlerini sevk ve idare ettiği, ayrıca Türkiye'ye yönelik eylem talimatları verdiği belirlendi. 1993'te PKK'ya katılan Zengin'in etkisiz hale getirilmesinin örgütün silahlı kadroları arasında büyük moral bozukluğu yarattığı öğrenildi. Malatya'da da terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Yakalanan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı. Dış siyasi gündeme gidelim. Azerbaycan'ın çözüm masasında Türkiye'yi de istediği bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin'e AGİT bünyesindeki Minsk grubuna ilişkin eleştirilerini aktardı. Suriye ve Libya'daki durum da ele alındı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede Azerbaycan-Ermenistan meselesiyle Suriye ve Libya'daki durum değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Azerbaycan topraklarına saldırarak yeni bir kriz çıkaran Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır süren işgalini kalıcı hale getirmeye çalıştığını belirtti. Türkiye'nin gerek Minsk grubu içindeki statüsü, gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde bu meselenin kalıcı bir çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti. Erdoğan, Suriye krizinin siyasi çözüm sürecinde yakalanan ivmenin muhafaza edilmesi gerektiğini de vurguladı. Azerbaycan'a gidelim. Azerbaycan cephe hattı boyunca saldırılarını sürdüren Ermenistan ordusunu ciddi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığını duyurdu. Azerbaycan, Cumhurbaşkanı Aliyev, devletimizin güçlü bir iradesi vardır. Savaş bittiğinde sadece bölge değil, dünya değişecek dedi. Dağlık Karabağ'da 8 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtaran Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerinin gece boyu süren saldırı girişimlerini önledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ADR, Adam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut yönünde durumun önceki günlerde olduğu gibi gergin olduğunu bildirdi. Açıklamada ateşkesi bozan Ermenistan'a angajman kuralları gereği karşılık verildiği, Ermenistan güçlerinin ciddi kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de sosyal medya hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aliyev, devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır dedi. Savaştan sonra bölgede yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı. Bizi kimse durduramaz. Doğru bir yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz. Savaş bittiğinde sadece bölge değil dünya değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Bölgede stratejik bir manzara, yeni bir stratejik vizyon şekillendirmeliyiz. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Habertürk yayınında konuştu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Soros bağlantısını açıkladı. Aliyev, Paşinyan Soros tarafından idare edilen bir adamdır dedi. Azerbaycan lideri ülkesindeki Sorosçu vakıfları kapattığını da söyledi. Hatay'daki orman yangınları yakma talimatını PKK'nın Amanos sorumlusu Selahattin Kod adlı İzzettin İnan'ın verdiği ortaya çıktı. Terörist İnan 1 milyon liralık arananlar listesinde bulunuyor. Hatay'da 9 Ekim'de başlayan ve 2 günde kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma devam ederken yangının talimatının PKK'dan geldiği ortaya çıktı. Eylem talimatının Suriye'deki sözde Afrin bölge yönetiminde yer alan terörist İzzettin İnan'la Afrin uyruklu terörist Suvar Derveş tarafından verildiği belirlendi. Terörist İnan, 1 milyon liralık arananlar listesinde turuncu kategoride bulunuyor. PKK'lı İnan'ın örgüt üyelerine telsizden verdiği talimat dinlemelere takıldı. Hatay'da çıkan yangınla ilgili EK ve HD tutuklanarak cezaevine konulmuştu. 400 hektarlık alanı küle çeviren yangın çok sayıda ev, fabrika ve yüze yakın vatandaşı etkilemişti. HDP içine başlayan PKK isyanı büyüyor sevgili izleyiciler. Eski HDP sözcüsü Ayhan Bilge'nin ardından eski MYK üyesi Altan Tan da HDP'nin PKK tarafından yönetildiğini söyledi. Ulusal kanala konuşan Tan, silahla demokrasinin yan yana olmayacağını vurguladı. HDP'nin PKK'ya karşı açık bir tavır alması gerektiğini belirten Altan Tan, HDP PKK vesayetini kabul etmediğini ilan etmelidir dedi. Ayhan Bilge'nin HDP içinde başlattığı PKK isyanına eski MYK üyesi Altan Tan da katıldı. HDP'ye PKK müdahalesi olduğunu söyleyen Tan, HDP PKK vesayetini kabul etmediğini ilan etmelidir dedi. 6-8 Ekim soruşturmasıyla kapatılması bir kez daha gündeme gelen HDP'nin PKK ile bağına karşı eski HDP MYK üyesi Altan Tan da açık tavır aldı. Silahla demokrasinin yan yana olamayacağını söyledi. Sorun gerçekten vesayet ve müdahale sorunuysa bunu aşabilmenin tek yolu kendi yetkinliğini artırıp rüştünü ispat etmektir. Siyaset boşluk affetmez. Sorunlarıyla yüzleşip çözecek kapasiteyi sergilemeyen organizmalara müdahale kaçınılmaz hale gelir. Hem müdahaleden şikayet edip hem Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye kalkmak kendi pozisyonunun gereğini yapmamakla ilgili bir handikaptır. Eski HDP sözcüsü ve eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilge'nin bu çıkışının ardından bir açıklamada eski HDP milletvekili Altan Tan'dan geldi.
ve biz maalesef... Kobani soruşturması şüphelerinden dönemin HDP MYK üyesi Altan Tan, tartışmalara ilişkin ulusal kanala konuştu. HDP PKK vesayetini kabul etmediğini ilan etmelidir diyen Tan, parti içinde bu tepkilerin artacağını vurguladı. Silahların terk edilmesi gerektiğini en başta ben söylüyordum. Bunu 10 yıldır söylüyorum. Keşke Ayhan Bey de zamanında destek verseydi. Bu konu daha çok su kaldıracak. Artık silahlar kesinlikle susturulmalıdır. HDP de şiddete karşı amasız, fakatsız açık tavır almalıdır. Yuvarlak ve ucunun nereye çekildiği belli olmayan cümlelerle değil. Açıkça PKK vesayetini kabul etmediğini ilan etmelidir. Silahla demokrasi yan yana olmaz. Bu dünyanın hiçbir ülkesinde de olmaz, olmadı da zaten. Tan, yeni bir parti girişimi içinde olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi. Şu an için bir çalışması olmadığını belirten Altan Tan, HDP kadro ve politikalarında bir değişikliğe gitmezse her şey olabilir dedi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, HDP'nin eski sözcüsü Ayhan Bilge'nin HDP'ye verdiği İmralı ve Kandil tepkisini değerlendirdi. Perinçek, Bilge'nin HDP PKK tepkisini HDP'yi kapatma gerekçesi olarak nitelendirdi. PKK ezildikçe PKK'ya isyan unsurları da harekete geçiyor dedi. Eski MYK üyesi Altan Tan da HDP'nin PKK tarafından yönetildiğini söylemişti. Vatan Partisi lideri Abdullah Öcalan da aynı Altan Tan gibi dönecek PKK'ya silahları bırakın diyecek diye konuştu. Perinçek aynı zamanda erken seçim isteklerine de yanıt verdi. İzleyelim. İki tane merkezden müdahale olduğu açıklamasında çok açık bir şekilde ifade edilmiş. Yani HDP'nin Kandil'den, İmralı'dan emirler aldığı, müdahaleyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. PKK'nın bitirilmesinde de çok büyük yararı olacak bir tavır. HDP içinde PKK krizi yaşanıyor. HDP'nin içinden PKK'ya isyan bayrağı açılıyor. Önce eski sözcü Ayhan Bilgen, ardından eski Merkez Yürütme Kurulu üyesi Altan Tan, HDP'liler partinin PKK tarafından yönetilmesine tepkili. Vatan Partisi lideri Bilgen ve Tan'ın açıklamalarını değerlendirdi. PKK ezildikçe PKK'ya isyan unsurları harekete geçiyor dedi. HDP'nin içinden bir Türkiye'li sesin çıkması ve PKK'ya falan meydan okuyan bir anlamda. Çünkü hakikaten bu bir meydan okumadır ve öyle yorumlanacaktır, göreceksiniz. O bakımdan Ayhan Bilgen'in bu açıklaması aynı zamanda PKK'yı ezen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türk Polisi'nin başarısının bir verimi. Bakın PKK ezilmese bu tavırlar ortaya çıkmazdı. Yani bu silahlı mücadelenin verimi. Silahlı mücadele PKK'yı ezince PKK'ya karşı isyan unsurları da harekete geçiyor. Çok açık. Çok çok önemli. Bunun aynı zamanda Güneydoğu ve Doğu'da halkımız içinde, hatta İstanbul, Ankara, Kürt vatandaşlarımız arasında alkışlarla karşılandığını ben size şimdiden söyleyeyim. HDP'nin kapatılması tartışmaları da gündemdeki sıcaklığını koruyor. Doğu Perinçek, HDP'deki PKK isyanının HDP'nin kapatılması için de önemli bir gerekçe olduğunu belirtti. Aynı zamanda bu HDP'nin kapatılma gerekçesi de. Yani, Kandil'den ve İmralı'dan talimatlar alan, ters Türkiye'lileşen bir parti bu. Apaçık bir şekilde bir kapatma gerekçesi de. Erken seçim de siyasetin gündeminde. Vatan Partisi lideri erken seçim isteklerinin Atlantikçilerden geldiğini söyledi. Seçime götürmek isteyenler Atlantikçiler. Ki onlar da istemiyor aslında. Ben bunun psikolojik harekat olduğunu sanıyorum. Çünkü şöyle, yani biliyorlar ki AK Parti seçim kararı vermez. Aptalca bir şey olur. Yani bu koşullarda. Ama devamlı böyle. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan PKK'ya yakın Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği'ne başkan olmasına tepki gösterdi. Bunun adı terör örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir dedi. Cumhurbaşkanı meslek örgütleri için çoklu baro sistemine benzer bir yapının kurulabileceğini söyledi. Azerbaycan'ın vatan mücadelesi ve KKTC'deki gelişmeler de Erdoğan'ın gündemindeydi. Türk Tabipler Birliği bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça anayasaya aykırı faaliyet içindedir. PKK'ya yakın Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği'ne başkan olması meslek örgütlerinin yapısını tartışmaya açtı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tartışmalarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kanun değişikliklerini işaret etti. Terör örgütünden
birisini getirip Türk Tabipler Birliği'nin başına koyuyorlar. Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Değerli arkadaşlar, bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına adeta el koyması hadisesidir. Partisinin grup toplantısında konuştu Erdoğan. Meslek kuruluşlarındaki yönetimlerin mensuplarının tamamını temsil etmekten uzak olduğunu söyledi. Çoklu baro sisteminde yapıldığı gibi aynı çalışmayı Türk Tabipler Birliği ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız. Türk ve Türkiye ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız. Türk Tabipler Birliği'nin başındaki Türk ifadesi zaten bunlara yakışmıyor. Ondan zaten nefret ediyorlar. Meclisimiz derhal harekete geçmelidir. Cumhurbaşkanının gündeminde HDP'nin PKK ortaklığı da vardı. Bu çatı altında teröre bulaşmaması ve hukuka uygun davranması şartıyla her siyasi görüşün yeri vardır, anlamı vardır, söz hakkı vardır. Erdoğan, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaline ilişkin de konuştu. Hedefinde işgalci Ermenistan ve ona destek veren ülkeler vardı. Oyalama değil, bir an önce bu müzakereleri bitirip bu toprakları sahiplerine terk etmektir, vermektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs adasındaki gelişmeleri de değerlendirdi. Hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulacak dedi. Sözlerini tutmayan Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum kesimine hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz. İnşallah cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Kapalı Maraş'ın açılması üzerinden Batı'dan gelen tepkilere de yanıt verdi Erdoğan. Maraş'ın Kıbrıslı Türklere ait olduğunu vurguladı. Bu topraklara sahip çıkmanız lazım. Bu topraklara sahip çıkan siyasi iradeye de sahip çıkmanız lazım. İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de Kıbrıslı kardeşlerimiz için en hayırlı olacak şekilde neticelenmesini temenni ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının kendileri ve aday için en doğru kararı vereceklerine inanıyorum. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Covid-19'da mücadele, sağlık ordumuz canla başla mücadele ediyor, savaşıyor, ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gideceğiz. Muhabirimiz Dilek Doğan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde, yanında başhekim Sayın Zekai Kutlubay da var. Sayın Kutlubay da Covid-19'a yakalanmıştı ama yendi. Şimdi nasıl bir süreç yaşandı? Bugün hangi noktadayız? Öncelikle Sayın Kutlubay'a Dilek Doğan, bir geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan ekranlarımız aracılığıyla ve sözü size bırakıyoruz. Evet Yeşim, teşekkürler. Biz de ileteceğiz kendisine. Şimdi görüntüde sanırım bir problem var şu anda bağlantıda ama bir sıcak gelişmeyi de dileğe dönene kadar vereyim size. İşgalci Ermenistan sivilleri hedef alıyor, almaya da devam ediyor. Terser'de mezarlık ziyaretinde olan sivilleri hedef aldı. Hayatını kaybedenler var, yaralılar var. Birazdan eğer ki bağlantı kurabilirsek Azerbaycan'a gideceğiz ve son gelişmeleri Yakup Aslan'dan alacağız. Ama biliyorsunuz orada da internet sorunu var bu yaşanan çatışmalardan dolayı. Ermenistan hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor, bir yandan da sivilleri hedef almaya devam ediyor, mağdurmuş gibi davranmaya devam ediyor. Paşinyan'ın açıklamaları da ortada. Hepsini değerlendireceğiz sevgili izleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım sevgili izleyiciler. Ermenistan Terter'de sivilleri hedef aldı. Mezarlık ziyaretindeki sivilleri hedef aldı. 3 kişi hayatını kaybetti son gelen bilgilere göre ve yaralılar var. Bültenimize devam edelim. Direkt Doğan'a döneceğiz. Avrupa Birliği zirvesine gidelim. Avrupa Birliği liderleri
Brüksel'de bir araya geliyor. Covid-19 ve İngiltere-Avrupa Birliği ilişkilerinin konuşulacağı toplantıda Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri de öncelikle gündem maddeleri arasında olacak. Şimdi detaylara bakalım. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri Brüksel'deki zirvede bir araya gelecek. Bugün başlayacak olan zirvenin 2 gün sürmesi planlanıyor. Öncelikle gündem İngiltere ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler, Brexit'in ardından ilişkilerin nasıl seyredeceğine yönelik müzakereler ilk gün ele alınacak gündem maddeleri arasında. Zirve öncesi İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'le bir görüşme gerçekleştirdi. Avrupa Birliği tarafı İngiltere ile bir anlaşmaya varılması için yapılacak çok iş olduğunu düşünüyor. İlk günün ardından yenecek akşam yemeğinde ise iklim ve çevre konusu konuşulacak. İkinci gün yaşanacak tartışmalarsa merakla bekleniyor. 16 Ekim'de Doğu Akdeniz'deki durum, Dağlık Karabağ, Belarus ve Rusya gibi konuların liderler tarafından gündeme getirilmesi bekleniyor. Ve Oruç Reis'in Meclis'in güneyinde göreve başlamasıyla Avrupa Birliği Türkiye'ye yaptırım tehditlerini yeniden gündeme getirmişti. Son olarak Covid-19 salgını ve Avrupa Birliği genelinde artan vakalarda toplantının gündeminde yer alacak sevgili izleyiciler. Ve Oruç Reis seismik araştırma gemisi görev yerine ulaştı. Milli gemi Meis güneyinde bölgenin röntgenini çekerken yoğun bir diplomasi trafiği de yaşanıyor. Ankara ziyaretini iptal eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine gitti. Maas, Yunan Başbakan'la görüşmesinde Oruç Reis'in göreve başlamasını tahrik olarak nitelendirdi. Yunan Dışişleri Bakanı yaptırım isteğini yineledi. Öte yandan Ankara'dan Washington'a da Doğu Akdeniz'le ilgili sert mesajlar geldi. Testler başlamış oldu ve bugün ilk sismik okumaları almaya başlıyoruz. Oruç Reis görev yerinde, Meis güneyinde araştırma başladı. Atina ve Avrupa Birliği rahatsız. Taraflar hızla masa etrafında buluştu. Almanya Başbakanı Heiko Maas Ankara ziyaretini iptal etti. Soluğu Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminde aldı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le ve Rum lider Anastasiadis'le görüştü. Almanya Dışişleri Bakanı önce Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'le bir araya geldi. Maas, Oruç Reis'in bakım ve ikmal çalışmalarının ardından yeniden göreve başlamasını tahrik olarak nitelendirdi. Ankara ve Atina arasında kısa zamanda görüşme olmayacağını öne sürdü. Yunan Başbakansa hukuksuz tezlerini tekrarladı. Türkiye'nin Yunan kıta sahanlığında olduğunu iddia etti. Türkiye'nin diyalog çağrılarına rağmen kışkırtma eylemlerini sürdüren Atina yönetimi, Avrupa Birliği'ne bu şartlar altında görüşemeyiz diye şikayette bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı da yine yaptırım istedi. Maas daha sonra Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'le bir araya geldi. Anastasiadis de Avrupa Birliği'ne sığındı. Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesini ve Akdeniz'deki faaliyetlerini şikayet etti. Almanya Dışişleri Bakanı her iki görüşmede de Avrupa Birliği'nin Atina'ya tam destek verdiğini belirtti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden sadece Avrupa Birliği değil, Amerika Birleşik Devletleri de rahatsız. Washington'dan yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerden üzüntü duyulduğu ifade edilmiş, Türkiye'nin kasti olarak kriz çıkardığı iddia edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasına dışişlerinden sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sevilla haritasının hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptı. Açıklama Amerika Birleşik Devletleri donanmasından geldi. Amerika Birleşik Devletleri donanmasından USS Roosevelt muhrip gemisiyle Fransız donanmasına bağlı Lafayette Fırkateyni'nin Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yaptıkları açıklandı. Yapılan açıklamada Doğu Akdeniz'de ortak operasyon ve manevra kabiliyetinin yanı sıra bağlantı, iletişim, taktiksel ortak karar alma kabiliyetleri konusunda eğitim yapıldığı belirtildi. ABD donanmasına bağlı gemiler düzenli olarak NATO müttefikleri ve ortak güçlerle işbirliği ve bölge deniz güvenliğini güçlendirmek için ortak eğitim operasyonları yapıyor ifadesine yer verildi.
Kuzey Kıbrıs'a gidelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna sayılı günler kaldı. Siyasi partiler saflarını belirliyor. Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ikinci turda Ersin Tatar'ı destekleyeceklerini açıkladı. Halkın Partisi ise seçmenini yönlendirmede bulunmama kararı aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk 18 Ekim Pazar günü yeni Cumhurbaşkanını belirleyecek. Demokrat Parti, Halkın Partisi ve Yeniden Doğuş Partisi seçimin ikinci turunda destekleyecekleri adayı açıkladı. Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi ilk turda en yüksek oyu alan Ulusal Birlik Partisi'nin adayı Başbakan Ersin Tatar'ı destekleme kararı aldı. Demokrat Parti'nin açıklamasında Kıbrıs Türk halkının beklentisi, anavatan Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde ayrıştırıcı tavır sergilemeden birlik ve beraberliği koruyan bir cumhurbaşkanının ülkemiz için hayırlı olacağının düşüncesi içindeyiz ifadelerine yer verildi. Her iki partinin açıklamasında da halka sandığa giderek iradesini yansıtma çağrısı yapıldı. Halkın Partisi ise ikinci turda seçmenine herhangi bir yönlendirmede bulunmama kararı aldı. İkinci tur seçimleri için Optimar anket şirketinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Akşam gazetesine konuşan Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, CTP'nin Akıncı'yı destekleme kararı almasına rağmen sandığa katılımın artması durumunda Ersin Tatar'ın şansının artabileceğini söyledi. CTP'nin ikinci turda Mustafa Akıncı'yı desteklemesi beklenen bir durumdu. Fakat her ne kadar CTP ve Akıncı federasyon yanlısı politika yürütse de aralarında farklı görüşler bulunuyor. Bu nedenle CTP tabanı tamamının bu karara uyması beklenmiyor. CTP'nin %30'luk tabanının ya sandığa gitmeyeceği ya da Ersin Tatar'a oy vereceği bekleniyor. İlk turda seçmenlerin çoğunluğu ikinci tura gideceği düşüncesiyle sandığa gitmedi. İkinci turda seçmenlerin sandığa götürülmesi yönünde Tatar'ın partisi BTP çalışma yürütüyor. Sandığa katılım oranının artması durumunda Tatar'ın şansının artması bekleniyor. Türkiye genelinde sahte içki üretimi yaparak piyasaya süren ve 18 operasyon boyunca kaçan çete liderlerinden Hake 19. operasyonda yakalandı. İstanbul'da 3, İzmir'de 3 kişinin daha sahte içkiden ölmesiyle 8 ilde ölenlerin sayısı 50'ye çıktı. Türkiye genelinde sahte içki üretip dağıtım yapan çeteye yönelik ihbar alan ekipler geçen yıl Kasım ayında çalışma başlattı. İstihbari çalışmalarla Hake liderliğindeki bir grup tarafından sahte içkilerin piyasaya sürüldüğü belirlendi. Jandarma 10 ayda 18 farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 18.094 litre alkol, 33.000 litre esans, çeşitli markalara ait 112.986 adet içki etiketi, 3.501.900 adet tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu bandrolü ele geçirildi. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre 18 operasyonda da kaçan HK 19. operasyonda yakalandı. Aralarında çete lideri HK'nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. Jandarma vatandaşları sahte içki satışlarına karşı uyardı. Jandarma yaptığı açıklamada içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin ayrıntılı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmaması istendi. İstanbul'da 3, İzmir'de 3 kişinin daha sahte içkiden ölmesiyle 8 ilde ölenlerin sayısı da 50'ye çıktı. Durumları ağır olan 50'ye yakın kişinin tedavisi ise devam ediyor. Şimdi Azerbaycan'a gidelim sevgili izleyiciler. Ermenistan sivilleri hedef almaya devam ediyor. Terter'de mezarlık ziyaretindeki sivilleri hedef aldı. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisini aldık ama şimdi bir Azerbaycan'a gidelim. Ulusal Kanal İran temsilcimiz Yakup Aslan telefon attığımızda. Yakup kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sıcak bir gelişme yaşandı Terter'le ilgili. Nedir ayrıntılar şu anda? Teşekkürler Yeşim. Mezarlık ziyaretinde, mezarlıkta bir defin töreninde Ermenistan topçusunun hedefi oldular siviller. 3 can kaybı var ilk yapılan resmi açıklamaya göre. 3 de yaralı var. Dün de biz Terter'deydik. Yoğun top atışı söz konusuydu. Bölgeye dakikada yaklaşık 10 top düşüyordu. Yani yoğun bir taarruz söz konusuydu, topçu atışı söz konusuydu. Ermenistan kuvvetleri, Ermenistan topçu birlikleri aslında hedef gözeterek, sivilleri hedef alarak atışlarını gerçekleştiriyorlar. Bunu beyan etmekte fayda var çünkü vurulan yerler, evler, okul, hastane,
ve en son mezarlık, aslında dün de mezarlık hedef alınmıştı ama dün mezarlıkta kimse olmadığı için, mezarlık boş olduğu için can kaybı durumu söz konusu olmamıştı ama bugün bir defin töreni esnasında burası saldırıya maruz kaldı. Hayat Terter'de saldırılara rağmen devam ediyor. Müthiş bir irade durumu söz konusu Terter'de. İnsanlar evlerini terk etmemek üzere bir kararlılık gösteriyorlar. Bunu da o atmosferde solumak mümkün. Aslında yani orada o top atışlarının, o seslerin arasında birkaç saat orada olmak bile çok zor. Ama o insanlar gece gündüz oradalar. Hayata devam ediyorlar. Ve o konuştuğumuzda 30 yıldır bu şekilde, yani 30 yıldır işgal edilmiş topraklarımız var. Bu anlamda buraya top atışlarının yapılıyor olması bizi korkutmuyor diyorlar. Bir an önce zafere kenetlenmiş durumda Azerbaycanlılar. Ordu birlikleri, orduya ait kuvvetlerin cephe hattına yaklaşık 15-20 kilometre, yani cepheye en yakın şehir orası. Askerlerin geçişleri oluyor, konvoylar söz konusu. Konvoylara herkes mutfakta anneler, teyzeler ne pişirdiyse mutfaklarından erzak veriyorlar. Sular yükleniyor, meyve suları veriliyor, bataryalar, piller veriliyor askerlere. Ve cepheye adeta düğüne gider gibi uğurlanıyor Azerbaycan askerleri. Yani Paşinyan bir yandan açıklamalar yapıyor. Bakıyoruz açıklamalarında da Paşinyan'ın Reuters'a verdiği demeçlerinde yenilgiyi, aslında geri çekildiklerini söylüyor. Bir yandan saldırıyor. Sivillere saldırısını görüyoruz. Artarak devam ediyor. Dünden beri 600'den fazla aslında top atışı yapıldığını da biz haberlerimizde ilettik ama halk daha fazla değil mi? Arttı. Paşinyan aslında bir itirafta bulundu. Yani yenilgi, kaybettiği toprakların olduğunu, kaybettiği köylerin olduğunu daha önce kabullenmiyordu. Ama dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir sosyal medya paylaşımı vardı. Aslında şunu söyleyebiliriz. Alınan yerler birkaç gün sonra ilan ediliyor. Ve bunu da bir tedbir olarak Azerbaycan yönetiminin karargahının, özellikle savaşı yürüten karargahın böyle bir kararı var. Hemen sıcağı sıcağına ilan edilmiyor. Bu yerlerin alındığına dair bilgi aslında birkaç gün önce bizde vardı. Hatta şu anda bile birkaç kentin daha alındığını biliyoruz ama hükümet tarafından, karargah tarafından yapılan açıklamanın ardından bunun ilan edilmesini bekliyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. Kuzeyden ve güneyden bir hilal şeklinde ilerleyen Azerbaycan ordusu var. Hilalin kapanmasına çok az kaldı. Laçin geçişine doğru. Yani işgal altındaki Karabağ topraklarının aslında bir hilale alındığı ve çemberin daraldığını söyleyebiliriz Paşinyan yönetimi için. Bir insani koridor da bırakılmış durumda kentlerde. Özellikle sivillerin ve kaçmak isteyen askerlerin kaçabilmesi için insani koridorlar da açılmış durumda burada. İşte bu hilalin tam merkez noktasında, yani Azerbaycan'ın doğusunda olan cephe, Terter bölgesi. Onlar da oradan çekilmek ya da kaçmak yerine sivilleri hedef alarak biraz daha vakit kazanmaya çalışıyorlar. Ama kararlılık, yani Azerbaycan ordusunun düzenli ilerleyişi devam ediyor. Tabii bu süreçte diplomasiye de gözler çevrilmiş durumda. Rusya'nın vereceği tepki ne olacak? Lavrov'un yaptığı açıklamalar burada pür dikkat bekleniyor. Rusya herhangi bir müdahalede bulunacak mı? Çünkü Azerbaycan'daki kamuoyunun, açık söylemek gerekirse, şöyle bir olayı, görüşü var. Rusya müdahale etmezse biz Karabağ'ı çok kısa sürede özgürleştireceğiz. Karabağ'da işgal altındaki toprakları geri alacağız. Dün de Kelbecer'e, bir önceki gece Kelbecer'de insansız hava araçları, Azerbaycan ordusunun insansız hava araçları Kelbecer'de bir füze bataryasını hedef aldı. Mobil füze bataryası. Bu da tam yine Gence ve yerleşim yerlerine hedef aldığı anda, yani konvoy ilerliyor, hedefe kilitleniyor. Tam ateşlemeden aslında birkaç saniye önce vuruldu. Bu da çok önemliydi. Bu çünkü Kelbecer'de işgal altındaki topraklardan biri ve Ermenistan sınırına çok yakın, mevcut kabul edilen Ermenistan sınırlarına çok yakın bir bölge. Buranın vurulmuş olması da oldukça anlamlı. Genel itibariyle halkta bir kenetlenme durumu var. Zafere inanmışlık var. Burada her yerde Türkiye, Azerbaycan ve
Pakistan bayraklarını görmeniz mümkün. 3 hilal yıldız var burada. 3 hilal yıldızı bulunan bayraklar atılmış durumda. İlham Aliyev ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ağızlardan düşmüyor. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu manevi ve siyasi destekten dolayı oldukça mutlular. Ve bu yönde Mevlüt Çavuşoğlu'nun burada adını sık sık duyuyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor. Türk televizyonları, Azerbaycan televizyonlarıyla birlikte hep açık iş yerlerine girdiğiniz zaman bir televizyonda Türk televizyonu, bir televizyonda Azerbaycan televizyonu açık. Bir taraftan cepheden bilgileri alıyorlar, bir taraftan da diplomasi ve dünyada neler oluyor, Karabağ konusunda Türkiye ne diyor, Türkiye'de hangi açıklamalar yapılıyor, Azerbaycan kamuoyunun gözü Moskova ile birlikte aslında Ankara'dan yapılacak her açıklamaya kilitlenmiş durumda. Evet. Peki sadece sivilleri hedef almadığını biliyoruz, gazetecileri de hedef aldığını biliyoruz. İşgalci evet. Ermenistan'ın kendinize çok dikkat edin tüm gazeteci arkadaşlarımıza. Yakup Aslan, gelişmeler oldukça tabii ki konuşacağız. Bölgedesin, bölgeyi de çok iyi biliyorsun zaten. Kolaylıklar diliyoruz sana. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar için. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Ulusal Kanal İran temsilcimiz Yakup Aslan Azerbaycan'da tabii ki bölgedeki tüm gelişmeleri bizlere aktarıyor. Bu son Terter'deki saldırıyla ilgili gelişmeleri de bize aktardı. Şimdi bir kısa reklam arası verelim, sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceğiz. Orada da bir seçim var biliyorsunuz. Seçimle ilgili detayları Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan bize aktaracak. Hemen araya gidelim, hiç vakit kaybetmeyelim. Evet, çok kısa bir aranın ardından gün ortası devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Önümüzde bir önemli seçim var. Kritik bir hafta içerisinde Kuzey Kıbrıs ve Kanal T Haber Müdürü Mahmut Doğan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Bu hafta hep telefonla görüştük. Kısmet evet, bugüneymiş. Skype bağlantısıyla tekrar yayına katılmak. Skype bağlantısıyla. Ne güzel oldu, sizi de canlı canlı görmüş olduk. Siz de aslında çok yoğun bir hafta geçirdiniz. Telefon bağlantılarımızda konuşuyorduk sizinle defalarca. Hep aslında Sayın Tatar'ı konuştuk. Niye konuştuk? Önde olduğunu biliyorduk evet. Ama seçim sonuçlarına nasıl yansır, nasıl bir etki olur diye merak ediyorduk. Beklendiğimiz aslında mesajı aldık ama Kıbrıs halkı nasıl bir mesaj verdi? Öncelikle ilk tur seçimlerini nasıl değerlendirdiler? Sizin yorumunuz nedir bu konuyla ilgili? Sizi dinleyelim, sonraki gelişmelerle devam edelim. Şimdi istatistikle ilgili çok kısa bir bilgi verip ondan sonra soruya geçmek istiyorum. Yani bu küçük bir ada ülkesindeyiz. Kayıtlı 200 bin seçmenimiz var. %55'i sandığa gitti. Yani yaklaşık 105 bin kişi sandığa gitti ama 5051 geçersiz oy var. Bu çok ciddi bir rakam. Demek ki burada bir yerde eksik yapıldı. Sandığa gitmeyenlerin yanı sıra insanlarımız oy kullanırken de ya birden çok adaya mühür bastı ya işte oy pusulalarında olmaması gereken yazılar ya da benzeri geçersiz kılabilecek materyaller bulunduğu için bu oylar geçersiz kaldı. Yani bu ciddi bir rakam böyle ufak bir ülke için. İlk önce bizim sandıkta halkın iradesini yansıtabilmek adına iki tane temel unsuru gözden geçirmemiz tekrar gerekiyor. Birincisi 5000 geçersiz oy var. Bunun sandığa gitti ama iradeye yansımayan bir yanı. Diğeri de sandığa gitmeyen yaklaşık 95000 seçmen var. Bunun da tekrar bu seçim döneminde en azından bu pazar günü sandığa giderek iradesini yansıtmasını biz bekliyoruz aday ülkesinde. Biz demokrasinin daha iyi yaşatılması için ve bunun dünyaya gösterilmesi için. Şimdi sorunuza gelecek olursak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçekten çok zor günlerden geçiyor. Malum pandemi sürecinin en çok etkilediği ülkelerden bir tanesiyiz. Ekonomik olarak sıkıntılar, zorluklar yaşadık. Bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin ayaklarıyla, yardımlarıyla ayakta kalabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliyesi gerçekleşti. Diğer taraftan siyasi olarak hükümetle ki Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi arasındaki her ne kadar dışarıya yansımasa da bu gerginlik seçimlerde de ortaya çıktı. Ve son olarak da Maraş konusunda yapılan açılım. Bunların biz
gölgesinde seçime gittik. Tabii seçimlerde argümanlarını farklı yönde kullanan adaylar da vardı. Bir tanesi mesela şu an ikinci turda Başbakan Ersin Tatar'ın karşısındaki rakip Sayın Mustafa Akıncı. O stratejisini Türkiye karşıtı üzerine demeyelim de yani Türkiye'nin burada Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiği yönünde ifadelerle kamuoyundan oy istedi. Bir nebze kendini burada mağdur göstererek halka Türkiye'nin seçimlere müdahale ettiğini, kendisini burada istemediğini öne sürdü. Hatta sıcak bir gelişmeyi de paylaşayım. Lütfen. Dün Sayın Akıncı bu açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini seçim karargahı olarak gösterdi ki bunlar bizleri derinden yaralayan üzen konular. Bunlar olmaması gereken bu seçim yarışında Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf ilan edilmesi hiç de böyle hoş karşılanabilecek durumlar değil. Diğer taraftan Sayın Ersin Tatar seçimlerde birinci turun galibi %33 gibi ciddi bir oy aldı. Karşısında her ne kadar federasyonu isteyen adaylar olsa da ilk üçü paylaşan ikisinden bahsediyorum. Mustafa Akıncı'dan ve Sayın Tufan Erhurman'dan. Sayın Akıncı'nın oylarının bir kısmının Tufan Erhurman'ın oylarının bir kısmının Sayın Mustafa Akıncı'ya gittiğini söyleyebiliriz. Diğer tarafta ortada olan kesimin de Sayın Tufan Erhurman'a bu seçim döneminde oy verdiğini ifade edelim. Desteğini de önümüzde, açıkladı değil mi? Desteği şimdi de geldi önümüzde, CTP'den Sayın Akıncı'ya şu an net destek gitti. Ama diğer partilerden ama bu, de duruşlar önemliydi. Tabii, onlardan da açıklamalar geldi. Sayın Tatar'a destekler de var. Bunların hepsini şimdi sizlerle paylaşacağım. Peki. Şimdi CTP'nin Sayın Mustafa Akıncı'ya tamamıyla destek belirtmesi, bu seçimi Sayın Mustafa Akıncı'nın işte %29 ben aldım, %21 20 küsür CTP aldı, %50.1 geçer, ben Cumhurbaşkanı seçilebilirim anlamına gelmiyor. Her ne kadar bu CTP destek verse de. CTP'nin içerisinde Tufan Erhurman'ın kendine ait oyu da vardı. Bunların içerisinde ortada olan kesim, Türkiye ile işte kavga etmeyen ama çok da fazla hani müzakereler devam etsin, federasyonu isterim diyen bir kesim var. Bu da oranda az bir oran değil. Bunların bu dönemde Ersin Tatar'a geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü Ersin Tatar hem müzakereler konusunda hem Türkiye ile ilişkiler konusunda daha böyle samimi, daha içten mesajlar vererek toplumu daha ileriye götürebileceğini ifade ediyor. Ve nitekim dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekten ender yaşanan olaylar gerçekleşti. Bir tanesinden ben size bahsedeyim. Serdar Denktaş malum Cumhurbaşkanı adayıydı. Rahmetli kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu. Başbakan Ersin Tatar Demokrat Parti'yi ziyarete gitti. Demokrat Parti'nin ziyaretinden sonra Demokrat Parti bir açıklama yaptı. Seçimlerde Başbakan Ersin Tatar'ı destekleyeceğini belirtti. Bunun üzerine Demokrat Parti'nin eski genel başkanı ve kurucularından olan Serdar Denktaş partisinden bütün bağlarını kopardığını açıkladı. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetinde dün köşe taşlarından bir tanesinin oynaması anlamına geliyor. Yıllarca Demokrat Parti'de genel başkanlık yapmış, 28 yılın 21 yılını bu partide genel başkan seviyesinde geçirmiş Serdar Denktaş'ın partisinden istifa etmesi, buna gerekçe olarak da partisinin kendisine sahip çıkmamasını, bu dönemde de Sayın Başbakan Ersin Tatar'ı desteklemesini gösterdi. Ama bundan da ilginç olan şu ki Serdar Denktaş'ın oğlu Rauf Denktaş, yani kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş'ın torunu yaklaşık bir saat önce Başbakan Ersin Tatar'ı Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Dün akşam açıkladığı destek açıklamasını bugün tekrar yineledi. Babasıyla oğlu bu noktada ayrıştı. Yani Demokrat Parti'de ilginç şeyler oluyor gerçekten. Evet. Yani bu çok önemli bir ayrıntıydı. Baba Serdar Denktaş partisine sahip çıkmadığı için, partisinin kendisine sahip çıkmadığı için istifa ederken diğeri oğlu Rauf Denktaş ise Başbakan Ersin Tatar'ı seçimlerde destekleyeceğini açıkladı. Diğer önemli bir gelişme de Halkın Partisi'nde. Malum Halkın Partisi ile birlikte şu anda koalisyondalar.
Her ne kadar koalisyondan çekilme kararı alsa da daha bu fiiliyata dönmüş durumda değil. Dün gelmedi. Halkın Partisi gelmedi de. Halkın Partisi'nin dün MYK'sı vardı. Orada da çıkan karar tabanlarını serbest bırakma yönündeydi. Onlar da herhangi bir yönlendirme yapmayacaklarını, Kıbrıs Türk Demokrasisi'nin işlemesi için halk kendi sempatizanlarını serbest bıraktıklarını açıkladılar. Bu da Ulusal Birlik Partisi adına olumlu bir gelişme. Çünkü birçok konuda bu iki partinin fikir olarak örtüştüğünü, hatta koalisyon hükümetinde de birlikte ciddi adımlar attığını biliyoruz. Zaten bunları da en somut örneğinde Maraş olarak verebiliriz. Diğer bir siyasi parti ise seçimlerde %5 oy alan Yeniden Doğuş Partisi'nin genel başkanı Erhan Arıklı'ydı. Dün onlar da zaten net açıklama yaptılar. Başbakan Ersin Tatar'ın arkasında olduklarını, desteklerinin tam olduğunu ifade ettiler. Zaten şöyle de bir durum var. Yani burada 74 sonrası gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Başbakan Ersin Tatar'ı desteklediğini net bir şekilde bizler de biliyoruz. Çok cüzi bir miktarda oy kaybı yaşanabilir ama bu çok cüzi bir miktarda olur. Ama şu anda baktığımız zaman sağda müthiş bir kenetlenme olduğunu görüyoruz ve bu ismin Ersin Tatar'ın etrafında birleşildiğini söyleyebiliriz. Peki bu tabloya bakacak olursak seçimleri nasıl etkiler? Ama öncesinde hemen Kudret Özarsay'ı da sormak istiyorum. Şimdi yanlış hatırlamıyorsak, kendi adıma konuşuyorum nacizane, 2015'teki seçimler sonrası %20'lik bir oy oranı vardı. Ama bu birinci turda bir baktık %5'lere kadar bir düşüş gösterdi. Evet. Sonrasında bir açıklama yaptı. Siyasi hayatımı gözden geçirmem gerekiyor dedi. Yani bunu bir değerlendireceğini de söyledi. Bu düşüşü neye bağlıyorsunuz? Bir yandan koalisyondan çekilmesi çok konuşuluyor ama bir istifa da gelmedi. Şu anki tabloya baktığımızda Sayın Tatar gelirse ne olur? Sayın Akıncı gelirse ne olur? Herkesin, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anlayacağı, Türkiye'nin anlayacağı bir şekilde yorumlarsanız çok seviniriz Sayın Doğan. Şimdi ilk önce o zaman Halkın Partisi genel başkanı, eski genel başkanından, cumhurbaşkanı adayından bahsedelim. 2015 yılında bağımsız cumhurbaşkanı adayı olarak girdi. %20'nin üstünde ciddi bir oy oranıyla siyaset sahnesinde yerini aldı. Daha sonra partileştiler, Halkın Partisi'ni kurdular ve mecliste 9 milletvekiliyle şu anda temsil eden bir oluşum haline geldiler. Ve ilk yıl dönemlerinde de Cumhuriyet Meclisi'nde kurulan her iki hükümette de Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu Kudret Özersay. 2015 öncesi ve sonrasında, yani hükümete girmeden önceki söylemleriyle hükümet performansı arasında çok büyük uçurum oluştu. Yani o gün söylediklerinin bugün tam tersini yaptı. Yani burada şimdi onu çok fazla tenkit etmek de istemiyorum ama halkın gözlemi bu yöndeydi. Nitekim de sandığa da yansıdı. Yani %22'lik oydan %5'lik bir oya düşüş gerçekleşti. Sadece Halkın Partisi'nin işte eski genel başkanı Kudret Özersay anlamında değil. Şimdiki genel başkanları Yenal Sen'in de ona benzer bir açıklama yaptı. Bu siyasi konjektürde son seçimlerden sonra bu görevi ne kadar götürebilirim, enerjim ne kadar buna dayanabilir gibi bir açıklaması var. Yani bu Halkın Partisi'nde yaşanan hayal kırıklığını ortaya koymak için bence iki tane büyük önemli neden, iki tane isim, %17'lik oy kaybı. Bugün seçim olsa herhalde bu oy oranıyla Halkın Partisi'nin sandıktan çıkabileceğini göreceğiz. Diğer tarafta ikinci sorunuz, Türkiye açısından Mustafa Akıncı kazansa ne olur, Ersin Tatar kazansa ne olurdu, değil mi sorunuz? Evet Sayın Doğan. Şimdi Ersin Tatar'la başlayalım. Ersin Tatar ismi Türkiye'de çok kabul edilen, sevilen bir isim. Milli duruşuyla, milli çizgisiyle, mavi vatana bakışıyla, Türkiye'nin uluslararası alanda, platformlarda Türkiye'nin haklarını savunmasıyla Türkiye ve Türk halkı tarafından, bence en önemli nokta da bu, Türk halkı tarafından da sevilen bir isim. Malum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti halkları arasında bu dönemde ciddi gerginlikler yaşandı. Artık eskisi gibi değil. Yani bakın ben oturduğum yerden şu anda İstanbul'daki stüdyomuza bağlanıyorum. Sizinle karşılıklı görüş alışverişinde bulunabiliyorum. Bundan 15 yıl önce bu imkanlarımız bizim uydu üzerinden vardı ve çok kısıtlıydı. Demek ki etkileşim arttı insanlarda. Bugün burada yapılan açıklamalar, söylenen sözler ya da gösterilen olumsuz tavırlar Türkiye'deki halk tarafından hemen yankı buluyor, karşılık buluyor. Ve nitekim işte son
Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı'nda Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın işte akan su değildir, kandır sözü ve 74'e bağlaması. Daha sonrasında işte ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım, Hatay'ı ilhakı gibi, Kıbrıs'ın ilhak edilmesi gibi anlamsız bir cümleler odağının içerisinde kurduğu ifadeler Kıbrıs Türk halkının Türkiye kamuoyunda sanki bütün hepsinin bu görüşte olduğunu gösteriyor, bir kamuoyu oluşturdu. Ama gerçek bu değildi nitekim. Ve bugün işte sandıkta da bu yarış var. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti eğer Mustafa Akıncı'nın kazandığı takdirde bu seçimleri net bir şekilde şunun altını çizdi. Dedi ki biz federasyonu görüşmeyeceğiz. Bunu artık daha nasıl ifade edecekler bilemiyorum ben. Türkiye'de Dışişleri Bakanı çıkıyor bunu söylüyor Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Demek ki Türkiye'nin bu anlamdaki politikasında ciddi bir dönüş var, bir farklılık var. Ama burada Türkiye ile eş güdüm içerisinde hareket etmesi gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı makamına aday olan isimlerden bir tanesi Sayın Mustafa Akıncı. Diyor ki biz federasyon, çözüm federasyon, umudumuz federasyon. İşte şimdi zaten Kıbrıs Konferansı'nda Rum tarafına verilen haritalar var. Evet. Yani o haritaları zaten bugün burada en çok konuşulan konular onlar. İşte sade harita değil, garantiler konusu da o gün masadaydı. Türkiye'nin kırmızı çizgisi olan konular. Şimdi Sayın Mustafa Akıncı'nın masasında, ajandasında bunlar var. Ve şunu ifade ediyor, her zaman da söylüyor zaten. Diyor ki biz seçimlerden hemen sonra Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde müzakerelerin devam etmesi için BM Genel Sekreterinin açıklamasını bizlere örnek gösteriyor buradaki kamuoyuna. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nden Borrell'in açıklaması var. Seçimlerden sonra müzakereler bizim için hayati. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin tezleriyle tamamen birebir ters. Ama diğer tarafta baktığımız zaman Ulusal Birlik Partisi'nin adayına bu yolda Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüyen, her adımı birlikte atmak isteyen bir isim var. O da Ersin Tatar. Yani onun için burada da seçim artık buna döndü. Yani Türkiye ile birlikte yürüyelim mi yoksa federasyon için farklı modeller mi? Ki bundan yani sonraki da seçimler, tabii ki bundan sonra görüşmeler çözüm süreciyle ilgili nasıl bir çözüm olacak bunu belirleyecek. Aslında en kritik nokta burası. Nasıl adımlar atılacak? Başka etkenler var mı Sayın Doğan? Yeşim Hanım, şimdi bizim burada çözülmemiş bir konumuz yok esasen. Yani şöyle bir durum var. Biz 74'ten sonra buraya gelen insanlar bayrakları altında, devletlerinin çatısında ve Türkiye'nin yardımlarıyla, olanaklarıyla, kendi mücadelesiyle ayakta duran bir millet, bir devlet. Yani kaç yıldır ambargolara maruz kalmış. Ama bugün demokrasi örneğini sergileyebiliyor. Bakın sandığa gidiyor, ekranda gösteriyorsunuz şu an. Kendi siyasi liderini seçiyor, iradesiyle seçiyor. Şimdi bizim artık bu noktada çözüm derken kastımız ne yani? Onu önce bir çözmemiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti de zaten bunu istiyor artık. Diyor ki neyi biz sizinle görüşeceğiz, neyi çözeceğiz? Federasyonsa buyurun dedi, 52 yıldır yürüttüler federasyonu. Bir çözüm olmadı. Bir çözüm yok yani onların bakış açısından bakarsak. Federasyon Türk teziydi diye şimdi 77-79 Doruk anlaşmalarını gösteriyorlar. İşte federasyon o dönemde Makaryos'un karşısına çıkarıldı. Türk tezi dendi. Evet tamam ama o gündü. Bugün cep telefonunda taşıyorsunuz bilgisayarlarınızı ama o gün bir oda büyüklüğündeydi bilgisayarların kasaları. Demek ki her şey değişiyor. Sizin de kendinizi yeni konjektüre göre değiştirmeniz, yenilemeniz gerekir. Tabii. Bir yerde durağanlık olmaması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti de bunu istiyor zaten. Ersin Tatar da bunu istiyor. Yani eğer diyor siz federasyon görüşmeyecekse, yani olmuyorsa ki olmuyor, o zaman konfederasyon görüşülsün. Yani bunu zaten Anastasiadis'in fikri, desantralize federasyon. Merkezi zayıf, kanatları kuvvetli. Bu da yok. Yani bir federasyon kalıbının içerisine sokulmuş, sanki buna mahkummuş gibi hareket ediliyor. Bu da artık belli kesimlerde rahatsızlık uyandırdı. Bundan gayet doğal da bir şey olmaz. Bakın Maraş'ı sizler de ekranlarınıza taşıdınız. Yazık yani 46 yıldır bir tane çivi çakılmamış. Ya, açılınca da bugün Maraş'ı insanlar gidiyorlar. Geldi. Açıldı. Vay seçim öncesi niye açıldı dendi. Birçok açıklama gördük. Avrupa Birliği'nden, Birleşmiş Milletler'den sürekli olarak açıklama geliyor ki kademeli açıldı. Açılmasa mıydı? Niye bu kadar tepki aldığımızı da bilmiyoruz gerçekten ki biz bunları canlı yayınlara getirdik ama şunu da sormak istiyorum. Bundan sonraki süreçte ki
Siz mutlaka görmüşsünüzdür. Biz bültenlerimize de yer verdik. Rum bir aile hep Maraş'ı ziyaret ediyor. Ben onu anlatacaktım size. Lütfen sizden dinleyelim. Yani gerçekten aslında bütün manzarayı gözümüze, gözler önüne getirdik. Gözümüzdeydi. Biz çok etkilendik. Evet. Aslında bir çizgi, bir isim. Yani bu isim öyle sıradan bir isim değil dediğimiz isim. Lordos. Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne veren bir isim. Ve Rum tarafının en zengin adamlarından bir tanesi. Bu isim Maraş'ta otelleri olan, apartmanları olan Lordos'tan bahsediyoruz. 19 yaşında işte 74 Barış Harekatı'nın hemen akabinde oradan ayrılan bir isim. İşte iki gün önce kızı ve geliniyle birlikte çocuklarıyla o bölgeye geldi ve ağladı adam. Açtılar ve ben bugünü gördüm dedi. Eğer dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti izin verirse ben buradaki apartmanlarımı ve otelimi yenilemek istiyorum dedi. Buyurun işte size. Yani rahatsızlık duyuyorsunuz ama diğer tarafta oradaki en çok hak sahiplerinden bir tanesi, Maraş'taki simge isimlerden birinden bahsediyoruz. Lordos'tan. Diyor ki eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti izin verirse ben burada yatırımlarımı yapacağım. Burada Türklerle birlikte yaşayacağım diyor. Ama Kıbrıs Türk İdaresi'nin altında. Yani bakın biz burada rahatsızlık duyuyoruz ama diğer taraftaki insanlardan da bu şekilde düşünenler var. Keşke babam da görseydi diyor. 2 yıl önce babası vefat etmiş. Belki yaşasaydı babasını hasta da olsa alıp getirip oraları gösterecekti. Mutlaka. Bugün bizler gördük yani inanılmaz şeyler. İnanılmaz bir duygu. Bakıyorsunuz orada 74'teki ışıklar hala duruyor, trafik ışıkları. Bugünden çok farklı. Yani ben size basit bir örnek verdim. Orada bakıyorsunuz otellerde hep böyle 70'li yıllardaki filmlerde gördüğümüz kasalar vardır. Yani böyle para kasaları. Onlar orada hala olduğu gibi duruyor. Hiç kimse ellememiş, dokunmamış. Evet. İşte bizim orada büyük han kültürü vardır Türkiye'de. Çarşılar vardır mesela. Ama burada işte buna bandabulya denir. Değişiktir adı. Ama benzerdir. Bakıyorsunuz ürünlerin fiyatlarına kadar dokunulmamış orada duruyor. E şimdi kime bunun faydası oldu ki? 74 yıldır duruyor boş atıl vaziyette. Değil mi? Olası bir çözüm de vereceğiz. Ama dün bakıyoruz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına. Maraş diyor Kıbrıs'ı Türklerindir. Doğru. Yani artık buraların da gerçek anlamda hak sahiplerine verilerek açılması hükümetin projesiydi. Bunu hayata geçirmek için ilk adımı attılar. İnşallah bu süreci de Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar tamamlar Türkiye ile koordineli bir şekilde. Peki. Sayın Doğan, değerli vaktinizi bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Seçimleri merakla bekliyoruz ama sandığa gitmeyen Kıbrıs halkında lütfen pazar günü sandığa gitsin, oylarına sahip çıksın istiyoruz. Çünkü biz takipteyiz. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi ki katıldınız. İyi yayınlar diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevgiler gönderiyoruz buradan. Ulusal Kanal ekranlarında. Sağ olun. Evet, Kanal T Haber Müdürü Sayın Mahmut Doğan bizlerle birlikte oldu. Böylelikle gün ortasını burada noktalıyoruz. Saatler 16'yı gösterdiğinde Haber 16 ile yeniden birlikte olacağız. Görüşmek dileğiyle.